Merhaba edebiyat severler. Bugünkü konuğumuz Necati Cumalı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Önce sizi kısaca bir tanıyalım. Kimdir Necati Cumalı? Cumhuriyet dönemi şair ve yazarlarındanım. Eserlerinizde Marksist söylemi benimsediğinizi görüyoruz. Doğrudur. Fakat 1960'tan sonra ideolojik içerik eserlerimde daha çok görülür. Hangi türde eserler verdiniz? şiir, hikaye, roman ve tiyatro türlerinde eserler verdim. Anladım. Peki romanlarınızın konusunu nerelerden seçersiniz? Romanlarımdaki konularımın odak noktası Urla ve çevresinde geçen çocukluk anılarımdan oluşur. Peki şiirlerinizde işlediğiniz konular nelerdir? Şiirlerimde aşk ve cinsellik işlediğim başlıca konulardır. Sosyal ve psikolojik eleştirilere eserlerinizde sıklıkla yer vermişsiniz. Kesinlikle öyle. Eserlerinizden de biraz bahseder misiniz? Mesela sinemaya da uyarlanmış olan Susuz Yaz hem tiyatro hem de hikaye olarak kaleme alınmıştır. Ayrıca Acı Tütün ve Tütün Zamanı da önemli eserlerimdendir. Diğer eserlerinizi de bilmek isteriz. Roman, Tütün Zamanı, Acı Tütün, Aşkta Gezer, Yağmurlar ve Topraklar, Viran Dağlar, Üç Minik Serçem. Şiir, Kızılçullu Yolu, Harbe Gidenin Şarkıları, Mayıs Ayı Notları, Güzel Aydınlık, Deniz'in ilk Yükselişi, İmbatla Gelen, Güneş Çizgisi, Yağmurlu Deniz, Başaklar Gebe, Ceylan Ağıdı, Aç Güneş, Bozkurda Bir Atlı, Yarasın Beyler, Bütün Şiirleri. Hikaye, Yalnız Kadın, Susuz Yaz, Ay Büyürken Uyuyamam, Makedonya 1900, Kente inen Kaplanlar, Dila Hanım, Aile Bıçak değişik gözde revizyonist Yakup'un koyunları. Tiyatro, susuz yaz, nalınlar, boş beşik, ezik otlar, yeni çıkan şarkılar ya da jüdiyete, tehlikeli güvercin, kaynana ciğeri, iş karar vermekte, aşk duvarı, mine, masallar, derya gülü, vur emri, Kristof Kolomb'un yumurtası, zorla İspanyol. Tütün zamanı adlı romanınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Zeliş ile Cemal adlı iki gencin İzmir'in Urla ilçesindeki bir köyde tütün zamanı başlayan aşk öykülerini konu edinir. Teşekkürler bu güzel bilgi için. Rica ederim. Evet edebiyat severler. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.